2009 yılında UNESCO Amman Ofisi olarak Sik bölgesinin dar kısımlarının birinde bulunan büyük bir kaya parçasında tüm yüzeyi kaplayan çok büyük bir çatlak olduğuna dair bir uyarı aldık. Bu kaya parçası büyük ihtimalle yıkılmaya yüz tutmuştu. ISPRA, UNESCO ve Petra arkeolojik bölgelerindeki çalışanlarla yürüttüğümüz çalışmalarda Sig bölgesinin genel bir taslağını çıkararak tehlikeli kaya ve duvarların olduğu bölgeleri birlikte tespit ettik. Petra, depremler ve hava koşulları gibi pek çok doğal tehlikenin tehdidi altında diyebiliriz. Petra Ulusal Koruma Kurumu olarak görevimiz, anıtların, ziyaretçilerin ve Petra'daki halkın güvenliğini artıracak projeler üstlenmek. Petra, dünyadaki en önemli tarihi yerlerden bir tanesi. Bu yüzden insanlık adına yürütülen bu çalışmalarda bu yerlerin korunması için yararlı bir işbirliğine imza atmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce en riskli olarak belirlenen büyük kaya parçalarında görülen çatlaklardaki bozulmayı hesaplayabilmek için bazı çatlak ölçerlerden, eğim ölçerlerden ve manuel deformometrelerden yararlanıyoruz. Bu veriler kablosuz ağ aracılığıyla ortak ağa gönderiliyor. Denetlemeler yapmamızın riskleri önleme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu kayaların hareket etmesi problemine karşı alınmış iyi bir önlem. Kayaların geçirdiği evrim hakkında bilgi edinmek oldukça önemli. Bu kayalar aşınıyor olabilir veya iyi ya da kötü bir değişimden geçiyor olabilir. Bu yüzden burada ne kadar önlem alabilirsek o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu oldukça büyük ve hareketli bir çalışma. Çok sayıda ekip bir araya geldi ve koordinasyonu sağlamak kolay değil. Ancak çalışma bir şekilde başarıyla ilerliyor. Buraya ilk tırmanan insanlar biziz. Petra'da bu noktalara ulaşan ilk ekip bizim ekibimiz. Bu projede UNESCO ve İtalyan hükümetiyle uluslararası bir işbirliği yürütmemiz bizim için harika bir başlangıç oldu. Dünya mirası listesinde bulunan Petra sadece Ürdün için değil, küresel anlamda tüm dünya için eşsiz bir yer niteliği taşıyor. Dünyada buna benzer başka bir tarihi bölge yok.